Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mucize materyal grafen. Çorlu'dan Alican soruyor. Hocam mucize materyal grafen nedir ve hangi alanlarda kullanılıyor? Aslına bakarsanız grafen grafit dediğimiz yarı mamilden üretiliyor. Grafitin ham maddesi de karbon atomları. Ancak grafitin soğan kabuğu gibi yaprak yaprak soyduğunuzda ve tek atom kalınlığına indirdiğiniz zaman mucize materyal grafeni elde ediyorsunuz. Grafen çok ilginç bir şey çünkü verdiğiniz voltaja bağlı olarak kısmen yarı iletken, kısmen de yalıtkan olabiliyor. Hatta bazı araştırmalara göre grafeni yeterince soğuttuğunuz ve üstünde işlem yaptığınız zaman süper dönüştürmeniz de mümkün. Grafenin süper iletken potansiyeli henüz tam olarak endüstriyel kullanıma girmedi. Ancak süper iletkenler elektriği direnç göstermeden ilettiği için hiçbir şekilde ısınmıyor bu yüzden de manyetik alanlarla trenleri rayların üzerinde kaldıran manyetik alan yastıkları gibi teknolojilerin kullanılmasında kritik önem taşıyor. Ancak grafinin çok daha üstün özellikleri var. Örneğin bu sayede daha küçük bilgisayar devreleri üretebileceğiz. Klasik bakır devreler, bakır teller küçültüldüğü zaman ısınma problemine yol açıyor. Ve aynı zamanda elektriği grafen kadar iyi iletemedikleri için elektronların kuantum fiziğinin özellikleri yüzünden yandaki tellere rastgele tünelleme etkisiyle sıçraması mümkün. Tabii bütün bunlarda daha küçük ve daha hızlı bilgisayar devreleri üretmeye kalktığımız zaman bilgisayarın kısa devreye yol açması gibi sorunlara sebep oluyor. Öte yandan grafeni başka alanlarda da kullanabiliriz. Her şeyden önce çok daha hızlı küçük e elektronik sistemler aşırı ısınmaya yol açmadan ve elektrik tüketimini artırmadan ortaya çıkacak, kullanılabilecek. bunun dışında bir de tabii ki Sabancı Üniversitesi'nden Selmiye Hocamızın geliştirdiği hem de Avrupa Birliği'nin e, grafen bayrak gemisi projesi kapsamında geliştirdiği grafen elektrotlar var. Bunlar hidrojen yakıt hücrelerinde kullanılıyor. Hidrojen yakıt hücreleri güneş enerjisinden elektrik üretemediğimiz durumlarda temiz enerji elde etmek için kullanılacak. Ve örneğin e, dizel trenlerin ya da e, uçak gemilerinin hatta uçaklardaki e, jet motorlarının yerini alması beklenen bir teknoloji. Çünkü bugüne kadar örneğin uçaklarda gaz ya, kerosen yani jet yakıtı kullanıyoruz. Yine aynı zamanda gemiler ya dizelle çalışıyor ya da nükleer enerjiyle bazı Amerikan uçak gemilerinde olduğu gibi. Oysa günümüzde özellikle donanmada yeni silah sistemleri yani ray silahları elektrik tüketimini büyük ölçüde artırıyor. Yeni Amerikan uçak gemilerinde kullanılması planlanan ve uçakları kısa mesafeli pistlerde buharlı mancınık yerine manyetik alanlar yani elektrik yüküyle çalışan ray sistemleri üzerinde fırlatmayı planlayan teknolojilerde de grafen kullanılması bekleniyor. Ve bu gemilerin bütün bu ihtiyaçları karşılayabilmesi için tümüyle elektrikli olarak çalışması gerekiyor. Elektrikli gemiler ve elektrikli uçaklar Çevre kirliliğine yol açmayan taşıma araçları olarak hepimizin hayal. Ancak bunların gerçekleşmesi için çok kaliteli grafen devreleri ve grafen elektronik sistemlerine ihtiyacımız var. O yüzden grafen mucize materyal. Ama sadece bununla sınırlı kalsaydı sadece teknolojide inovasyon yerine optimizasyondan bahsedecektik. Oysa bu yeterli değil. Bir de grafen boya var arkadaşlar. Yani sprey boya gibi grafen boyayı istediğiniz yüzeye sürüyorsunuz ve sprey gibi püskürttükten sonra grafen boya güneşten güneş ışığından elektrik üretmenizi sağlıyor. Güneş ışığından elektrik üretmenizi sağlayan grafen boya. Bunun temiz enerji üretiminde ucuz hatta bedava enerji üretiminde nasıl bir devrime yol açacağını tahmin edersiniz. Yani çok sıkıldığınız zaman, telefonunuzun şarjı açık arazide, tatilde, denize girerken bittiği zaman e, grafen boyayı bir taşın üstüne gerekirse bileğinizin üstüne püskürtebilir ve elektrik üretmeye başlayabilirsiniz. O yüzden mucize materyal grafen gerçekten de çok önemli. Hidrojen yakıt hücrelerinin e, daha sonra bloğunda yazacağım gibi uluslararası uzay istasyonunda Uzay mekiğinin ardılı olabilecek ve Mars'a gidecek e, uzay gemilerinde e, elektrik üretmek için kullanılması söz konusu. Özellikle de Güneş'e, Güneş paneliyle elektrik üretemeyeceğimiz kadar uzak olduğumuz Satürn ve Uranüs gibi gezegenlerde hidrojen yakıt hücreleri çok işe yarayacak. Bunun dışında denizaltılarda da kullanılacak. Aynı zamanda e, elektrikli trenlerin de yaygınlaşmasını sağlayacak. Çünkü dizel trenlerin güç tüketimi o kadar yüksek ki bunları sadece e, telefon gibi şarj edilebilir bir şekilde kullanmak, yani sanayi tipi büyük pillerden yararlanarak tren ve gemi kullanmak pek mümkün değil. Bütün bunlar için hidrojen yakıt hücreleri gerekiyor ve hidrojen yakıt hücrelerinin verimli şekilde çalışması için de grafen materyali gerekiyor. Tek atom kalınlığında grafit katmanından, yani karbon atomları katmanından oluşan grafen Gerçekten de her türlü yüzeye incecik bir film gibi uygulanabiliyor. Ve ister inanın ister inanmayın gelecekte insan hücrelerine de GDO özelliği kazandırıldığında, yani insan hücreleri de genetiği değiştirilmiş organizma olarak kullanıldığında, örneğin Elon Musk'ın kurduğu Neuralink şirketinin insan beynini bilgisayarlarla birleştirme hayali gerçekleştiği zaman grafen vücudumuza yara bandı gibi yapıştırılan sticker elektronik teknolojisinin geliştirilmesinde de kullanılacak. Böylelikle sticker elektronik güneş ışığından elektrik üretebileceği gibi aynı zamanda ee, Wi-Fi özelliği olan ve bizi kablosuz olarak internete bağlayan bir yara bandı gibi çalışacak. İşte o zaman elektronik aletlerin, bilgisayarların ne kadar ucuzlayacağını ve yaygınlaşacağını tahmin edebilirsiniz. Neredeyse havlu kağıt kadar ucuz ve yaygın bilgisayar teknolojileri Dünyada da eğitimin yaygınlaşmasını sağlayacak. Bunun doğrudan internet demokrasisi ve özgür internete nasıl katkılarda bulunacağını tahmin edersiniz. Ancak konuyu dağıtmadan ben size son bir gelişmeyi daha vermek istiyorum. Sabancı Üniversitesi gerçekten de Türkiye'de mucize materyal grafen konusunda önce araştırmalarda bulunuyor. Daha önce Popular Science Türkiye dergisi için de bu konuda bir söyleşi yapmıştım. Ancak elime geçen son haberler beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü grafeni Türk usulü kullanmayı da başarmışız. Sabancı Üniversitesi'nin nanografen denilen bir teknoloji şirketi var. Bu şirket sektör üniversite işbirliğini güçlendiriyor. Ve bu sefer de ee, Akmeri şirketi sayesinde bir klarnet geliştirmekte kullanmışlar grafeni. Grafen sayesinde çizilmeyen, yıpranmayan ve diğer klarnetlerden %80 daha dayanıklı olan daha temiz bir ses çıkartan ve %40 daha hafif olan bir klarnet geliştirmişler. Sonuç olarak mucize materyal grafenden üretilen klarnette Türk kültürüne ve Türk sanat müziğine girmiş bulunuyor. Starbase Kozan YouTube kanalında kısa sorularınıza kısa cevaplar vermeye devam edeceğim. Ve çarşamba günkü videomuz için Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından bilim ve teknoloji sorularınızı bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar.